Genetik kodlama yeniden yazılıyor. CRISPR-Cas9. Herkese merhaba. Saç rengimizi veya göz rengimizi biz tercih edemeyiz, öyle değil mi? Hangimizin annesi doğumdan önce oğlum ya da kızım şu göz rengine, şu saç rengine sahip olsun demiş ki? İnsanlar doğmadan önce annesinden ve babasından aldıkları kromozomlar ile DNA'ları oluşur ve bu DNA'ların içerisinde bir takım özelliklerimiz bulunur. En basitinden bir bebeğin doğmadan önce saç rengi, göz rengi bellidir. Tabii siz şimdi biz bunları biliyoruz zaten diyebilirsiniz. Peki ben size şöyle bir şey söylesem, doktorlar da tıpkı boyacılar gibi doğumdan önce bir katalog gösterseler size ve oğlun ya da kızın hangi göz rengine sahip olsun, hangi saç rengine sahip olsun, ne tür özelliklere sahip olsun deseler nasıl olur? İmkansız gibi gözüküyor, öyle değil mi? Ancak bu imkansızlığa açıklık getiren buluşun adı CRISPR-Cas9 tekniği. CRISPR mı? O da ne tam olarak? Tam olarak sadeleştirilmiş bir biçimde özetlemek gerekirse genetik kodların tekrardan yazılabilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Now over to the Nobel Prize in Chemistry. This year's prize is about rewriting the code of life. Årets Nobelpris handlar om att skriva om livets kod. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2020 års Nobelpris i kemi gemensamt till Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna för utveckling av en metod för genomeditering. Bu iki ismi unutmayın. 7 Ekim 2020 yılında, daha geçtiğimiz 2 ay öncesinde, Ekim ayında Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi olan CRISPR-Cas9 adlı buluşun sahipleri. Aynı zamanda bu sene bir ilke imza atıldı. İki kadın aday birlikte seçildi. Genelde içlerinde en az bir erkeğin de bulunduğu onlarca sene üzerinde çalışmalar yapılmış ve bir başarıya imza atılmış buluşlar Nobel ödülüne layık görülürken bu sene iki kadın aday ve 8 senelik bir buluş ödüle layık görüldü. Yani bu buluş 2012 yılında temelleri atılarak bulundu ancak 2020 yılında yani 8 sene sonra ödüle layık görüldü. Şimdi bu buluşu birazcık daha açıklamak gerekirse şöyle bir nesnelleştirmek istiyorum. Aşağı yukarı şöyle bir şekle sahip olan veya sizin şu anda ekranda gördüğünüz DNA, tabii bundan çok çok uzun halini düşünün. Bu DNA'nın içerisinde 6 milyon adet bağ bulunmakta. Adenin, sitozin, guanin ve timin. Bu 6 milyon adet bağ bir çarklının dişi gibi birbirine bağlı bir şekilde DNA'nın içerisinde bulunmakta. Ve bu bağlar bizim bir takım özelliklerimizi oluşturuyor. Saç rengi, göz rengi gibi gibi gibi. Ancak bu buluş ile birlikte bu iki bilim kadını diyor ki bu DNA'nın içerisindeki bağlar değiştirilebilir ve yerine yenileri eklenebilir. Yani bu çarklının dişlerinden bir tanesini istersek değiştirip yerine yenisini ekleyebiliriz. Peki bu CRISPR-Cas9 ne? Bu buluş aslında bir makas. Bu özel makas sayesinde DNA'nın içerisindeki bağlar kesilerek ayırmak mümkün. Hatta geçtiğimiz yıllarda Çin'de bu makas kullanılarak tamamen yapay bir bebek üretildi. Hastalıklara dayanıklı yapay bir bebek. Feel a strong responsibility
that it's not just make it first, but also make it as example how to perform like this. Consider morality of society and consider its impact to the public. I know this probably going to be the world first. So if it's not safe or have any problem, it may rule the entire field and the people may lose trust in the new technology. Daha sonra Çin hükümeti tarafından ahlaki yönden eksiklik görülerek bu buluşu gerçekleştiren doktora hapis cezası verildi. Bu da bir başka videonun konusu olsun. Şimdi bu buluş sayesinde olası ihtimali yüksek olan bazı özelliklerden bahsedelim. Bu buluş sayesinde daha uzun ömürlü bir yaşam sürmek mümkün. Çünkü DNA'larda yapılan değişiklikler sayesinde daha sağlam, daha hastalıklara dayanıklı bir vücut elde edilebilir. Geçmişte gördüğümüz hastalıkları DNA'mızda daha önceden tanınmış gibi gösterip daha sağlam bir vücut, daha sağlam bir bağışıklık sistemi elde edilebilir. Ve bunların yanında da bazı güzel özellikler de kazanılabilir. Örneğin hisler gibi görme, duyma, tat alma, koklama ve dokunma hislerimizin arttığını düşünün. Bir şeyin tadını aldığınız zaman onun içerisinde ne var ne yok hepsini sıralayabildiğinizi düşünün. Kokladığınız zaman ne kadar keskin bir burun, ne kadar uzaktaki bir şeyi koklayabildiğinizi düşünün. Bu ve bunun gibi daha birçok değişik özellikler mümkün. Bu özellikler kulağa çok hoş geliyor değil mi? Ancak çoğu bilim insanının adım atmaya korktuğu karanlık bir alandır DNA. İnsanlarda bazen doğuştan gelen DNA'sal bir takım bozukluklar meydana gelebilir. İşte bu buluş sayesinde DNA'nın detayına inilerek o bozuk olan tarafı kesip yerine yenisi eklenebilir. Daha güzel, daha iyi olan ve özelleştirilmiş olarak yerine yeni bir DNA eklenebilir. Zamanında saf Alman ırkını oluşturma hayaliyle dolaşan Hitler'in de asıl hedefi buydu. DNA'sal olarak güç elde etmek. Ancak kendisinden 87 yıl sonra bulunan bu icadın belki de temelleri ta o zamanlarda atıldı. Hitler's Nazi Congress comes to an end. Waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has been Sowjetzeichen, soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen." Aslında bu icat birazcık tehlikeli ve karanlık. Çünkü insanın vücudundaki sperm, yumurta ve embriyoda bile değişiklik yapmak mümkün. Bu değişiklikleri de daha sonraki nesillere de aktarılabilecek şekilde değiştirmek mümkün. Yani bu teknolojinin içerisinde insanı insan yapan bir takım özellikleri almak mümkün. Şimdilik içinizi biraz ferah tutabilirsiniz. Çünkü bilim insanları DNA'nın içeriğini tam olarak bilmiyorlar. Yani DNA'nın içerisindeki o 6 milyon bağda hangi konumda ne var tam olarak bilinmiyor. Sadece bir takım özellikler tahmin edilebiliyor. Ancak bundan 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl sonra neler olacak? İnsana en fazla zarar verebilen şey ne? Atom bombası mı? Kimyasal bomba mı? Veya başka bir tür silah mı? Bunların hepsi en fazla insanı öldürebilir. Ancak bu buluş silaha çevrilirse sadece siz etkilenmeyeceksiniz. Sizin üzerinizdeki yaptıkları deneyler ile sizden sonraki nesilleri de etkileyebilecekler. Çok güzel bir soykırım yöntemi değil mi? Uzun vadeli olarak insanların üremesini engelleyebilir veya en büyük özelliğimiz olan düşünme yetisini elimizden alabilirler. Ve bu yapabileceklerinin sadece bir tanesi.